Merhabalar, konumuz Halekleri. Ama Haleklerini tabii isim başlığı altında görüyoruz. İsim başlığı altında pek çok konu var. İsim tamlamaları, yapılarına göre isimler, varlıklara verilişlerine göre isimler gibi. Ama biz bunlar içinde sadece bir tanesini işleyeceğiz. Yalın hal, kelimenin eksiz halidir. Belirtme halinde kelime i ekini alır. Tabii i yerine göre ı, u, ü olabilir. Yönelme hali a ve e'dir. Tabi ses uyumlarına göre A olabileceği gibi E de olabilir ya da I'lar U olabilir. Aynı şekilde D, DA, T, TA şeklinde gelir. Ayrılma DEN'dan, tamlayan IN, IN, UN, ÜN şeklinde gelir. Sadece birinci tekil ve birinci çoğul kişiye IM, IM şeklinde gelir. Yani örneğin bizim diyemeyeceğimiz için bizim deriz. Eşitlik eki CA, C'dir. Mesela bazı kelimeler eklenir. Kardeşçe, insanca ya da sınıfça gibi. Şimdi bunları görelim. Eklerimizi getirelim. Şimdi okul ve araba nedir? Yalın haldir. Belirtme halini getirelim. Ne diyeceğiz? Okulu. Bakın burada U şekline geldi. Yönelme halini okulu yazıyoruz. Sonra hangisi gelir? Okula. Bulunma halinde yine önce okulu yazıyorum. Bakın okulda. Ayrılma halinde okuldan, tamlayan ekini getirelim. Okul, önce yazıyorum. Nasıl gelir? Okulun. Okulun. Eşitlik eki gelir mi? Gelir. Örneğin okulca geziye gittik dediğiniz zaman okulca kelimesini kullanabiliyorsunuz. Şimdi eklerin altını çizelim. Demek ki ses uyumlarına göre ekler I, U ya da D, T şeklinde değişebilir. Arabaya getirelim. Ünsüzle bitene getirdik. Şimdi ünlüyle biten bir kelimeye getirelim. Nasıl diyeceğiz? Bu yalın belirtme haline getirelim. Bakın bu sefer dikkat edelim ses olayına. Araba, şunları iki ünlü yan yana gelmeyeceği için Türkçe'de araya ne gelir? Yardımcı ünsüz ya da sizin kaynaşma harfi diye bildiğiniz Y, S, Ş, N seslerinden biri gelir. Arabayı ama ekimiz I'dır. Y'yi kök ve eki ayırsaydık yardımcı ses ya da kaynaşma harfi diyecektik. Yönelme ekini getirelim. Önce arabayı yazıyorum. Araba. Yine araya kaynaştırma sesi geliyor. Arabaya. Bulunma ekini getirelim. Bakın bu sefer bir yardımcı sese yani kaynaştırma harfine ihtiyaç yok. Direkt arabada şeklinde geliyor. Ayrılma ekini getirelim. Önce arabayı yazıyorum yine. Arabadan. Tamlayan ekini getirelim. Arabanın. Bakın ne oldu? Yine ın iki tane ünlü yan yana gelemeyeceği için araya y, s, ş, n seslerinden olan n geldi. Eşitlik eki alabilir mi? Yani arabaca diyebilir miyiz? Bakın diyemeyiz. Demek eşitlik eki her kelimeye gelmiyor. Belirtme hal eki olan i ekinden bahsettik. Ve dedik ki hal eki kelimenin cümle içinde kullanılmasını sağlar. Kelimeye aitlik anlamı katmaz. Yine dilimizde iyelik eki olan i eki var. İyelik eki kelimeye aitlik anlamı kazandırır. Bir de çok fazla kullanmasak da yani şu ikisi kadar kullanmasak da yapım eki olarak kullanılan i eki var. Yapım eki olan i kelimeden yeni bir kelime türetir. Kitap kelimesine hal ekini ve iyelik ekini getirelim. Önce hal ekini getiriyoruz. Örnek verelim. Kitabı okudun mu? Kitabı okudun mu? Şuradaki ı ekini inceleyelim. Kelimenin kökü ne? Kitap. İsim kök dedim. P ne olmuş? B'ye dönüşmüş. Ses uyumlarından dolayı bunu parantez içinde gösteriyoruz. Sonra ı eki. Şimdi bakıyoruz. Aitlik anlamı var mı? Yok mu? Aitlik anlamı var mı? Onun kitabı anlamı var mı? Yani onun kitabı okudun mu? Anlamı bakın yok. Aitlik bildirmediğine göre buradaki I belirtme hal eki yazıyorum. Belirtme hal eki. Kitap kelimesine şimdi iyelik ekini getirelim. Örneğin kitabı çok güzel. Bakın kitabı çok güzel dedim. Buradaki ı ekini inceleyelim. Kelimenin kökü yine nedir? Kitaptır. Kitap.
isim kök haliyle PB'ye dönüşmüş, onu parantezine gösterdim. Kitabı, isim kök, kitabı, buradaki I bakalım, ayetteki anlamı katmış mı? Çünkü temel ayrılma noktamız bu. Onun kitabı çok güzel diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O halde onun kitabı anlamı olduğu için buradaki I iyilik ekidir. İyilik eki. Bak, belirttim. Peki bir de dedik yapım eki olan I var. Ama bu kitap kelimesine yapım ekini getiremeyiz. Yani kitabı diye bir yeni bir anlam türetemeyiz. Ama bazı kelimelere getirebiliriz. Fiil kökenli kelimelere getirebiliriz. Örnek verelim. Mesela gün batımı anlamında, hani güneşin batması anlamındaki batma eylemine getirelim. Mesela batı kelimesini türetebiliriz. Bakın, nereden geliyor? Batmaktan batı. Aynı şekilde mesela güneşin doğumu, doğmaktan ne var mesela? Doğu var değil mi? Doğu. Şimdi batı kelimesini bir cümle içinde kullanalım. Ne diyelim? Roman bize batıdan geldi. Roman bize batı özel isim olarak kullanılıyor. Burada ne yapıyoruz? Batıdan, şimdi yazıyorum. Roman bize batıdan geldi. Bakın buradaki batı kelimesini inceleyelim. Kelimenin kökü batmak diyeceğiz. Fiil kök batı. Buradaki I, bakın ayetteki anlamı katmıyor. Onun batı anlamı yok. O halde iyilik eki değil. Peki batı halik mi? Hayır değil. Neden değil? Çünkü burada kelime fiil kök. Zaten halik neye gelir? İsme gelir. Oysa bu kelime fiil. O halde fiile gelmeyecektir. Peki buradaki I ne? Buradaki I fiilden bir isim yapmıştır. Fiilden isim yapım eki. İsim yaptığını nasıl anladık? Batmak oluyor ama batmak olmuyor. Batı bir kavramın ismidir. O halde isim olmuştur. Fiilden isim yapım eki diyoruz. D'den ekleri hal eki olarak kullanılabilir, yapım eki olarak kullanılabilir. Bir de dilimizde bağlaç olan D var ama bağlaç olan D ek değildir, kelime sayıdır. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü hal eki olan D ile bağlaç olan D en çok birbirine karıştırılır. Buradaki D'yi inceleyeyim. Marmara bölgesinde. Şimdi buradaki D bağlaç mı, hal eki mi, yapım eki mi? Bakın bunu nasıl ayırt ediyoruz? Bulunma hal eki. Hal eki diyoruz. Bakın D nedir? Bulunma hal ekidir. Bulunma hal eki bulunma anlamı katar. Burada da şehir nerede bulunuyor? Marmara bölgesinde. Bakın bulunma anlamı var mı? Var. Bunu ayırt ettik. Sonra hal eki olan D'yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Çıkaralım. Marmara bölgesinin kaç şehri vardır? Bakın anlam bozuluyor. O halde anlam bozulduğuna göre bu bitişik yazılan yani hal eki olan D'dir. Lise yıllarımda sınıfımın en gözde öğrencisi bendim. Bakın gözde. Şimdi kelimenin kökü ne? Göz. Şurayı ayıralım. Kelimenin kökü göz. İsim köktür. Çünkü mak mek eki almaz. Göz. Buradaki D eki bulunma anlamı katan hal eki midir? Bakalım. Nasıl? Göz isim kök. Gözde isimden isim yapım eki. Çünkü göz organ anlamındaki gözdür. Yani organ anlamındaki göz. Şu göz. Ama gözde dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Bir kişiden insanların gözünde önemli bir noktaya gelmiş ya da insanların değer verdiği bir kişi. Örneğin gözde öğrenci dediği zaman öğretmenin her zaman değer verdiği, bu çok iyi biliyordur, bu yapar dediği öğrenciyi kastediyorsunuz değil mi? Ama göz derken ise sizin görme organınızı kastediyorsunuz. O halde isimden ne olmuştur? Yeni bir isim türemiştir. Dolayısıyla buna yapım eki diyoruz. Bu sözün ne anlama geldiğini sen de biliyorsun. Bakın buradaki D'yi ayrı yazdık. Bulunma anlamı katmıyor. İsimden yeni bir isim de türemiyor. Buradaki D'nin bağlaç olduğuna nasıl karar verdik? Neydi önemli notumuz? Neyi bilecektik? Çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa bu bağlaç olan D'dir. Okuyalım. Bu sözün ne anlama geldiğini sen biliyorsun. Bakın cümlenin anlamı bozulmuyor. Ha daralabilir. Yani sen biliyorsun derken sadece sen biliyorsun. Ama sen de biliyorsun derken başkaları da biliyor, bir de sen biliyorsun. Anlam daralabilir ama bakın anlam bozulmuyor. Dolayısıyla bu bağlaç olan D. Den eki, ismin ayrılma hal eki olan den var. Bir de yapım eki olan den var.
İkisini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bakın şöyle ayırt edeceğiz. Önce örneklerimizi okuyalım. Kitabı okumadan bu edebi hazırlayamazsın. İşte okumadan. Bir de sudan sebeplerle görevini arkadaşının üzerine yıktı. İki tane cümlemiz var. Bu iki cümleden biri ayrılma haleki, diğerindekinden halek değil, yapım eki. Bakalım. Şimdi kitabı okumadan, bakın, okumadan kelimesini kök ve ekine ayıralım. Kelimenin kökü oku, fiil kök. Yazdım buraya fiil kök. Okuma. Bakın fiilden ne oldu? Burada okumayla kastettiğimiz olumsuz emir değil. Yani birine okuma demiyoruz. Bir kitabı okumaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ma eki, hani ma, mak, ış ekindeki ma, fiilden isim yapım ekidir. Dan, isme ne gelen çok? Ayrılma hal eki. Buna da ayrılma hal eki diyoruz. Devam edelim. Sudan sebeplerle görevini arkadaşlarının üzerine yıktı. Şimdi burada da yine su kelimesi isimdir. Ama bakalım isme gelen bu den eki ayrılma hal eki mi? Burada kelimenin anlamının bozulmadığını görüyoruz. Yani okumak, okuma, okuma eylemi, okumadan. Yine bir şeyi okumaktan bahsediyoruz. Bak kelimenin anlamı değişmiyor. Bu yüzden hal eki dedik. Ama diğerine bakalım. Su, sudan. Acaba burada kelimenin anlamı değişmiş mi? Şimdi sudan sebepler ne demek? Basit sebepler demek. Yani bizim burada sudanla kastettiğimiz ne? Basit, ciddiyetsiz. Şimdi o halde kelimenin anlamı değişmiş mi? Değişmiş. Yani demek ki suya yeni bir anlam katmış. Hadi bu isimden isim yapım ekidir. Tamlayın eki olan in, ın, un, ün ekleri birinci tekil ve birinci çoğul kişiye im şeklinde gelir. Bakın nasıl? Okulun havası. Normalde okulun havası dediğiniz zaman şuradaki un tamlayan ekidir. Yazıyorum bakın. Tamlayan ekidir. Tamlayan ekidir. Ama benim, bizim derken ın, un şeklinde değil, im şeklinde gelmek zorundadır. Çünkü benim ya da bizim diyemiyorsunuz. Ne dersiniz? Benim dersiniz. Şimdi buradaki ne ekinin m'ye döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla tamlayan eki birinci tekil ve birinci çoğul şahısa im şeklinde gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde i eki diğerlerinden farklıdır? Şimdi altı çizili kelimelerimiz var. Buradaki i ekine dikkat edelim. Tabi ı şeklinde gelmiş bazılarına. Hangisindeki ek diğerlerinden farklı? Şimdi hatırlayalım. Kaç tane i eki vardı? Hal eki olan i, iyelik eki olan i, bir de az da olsa kullandığımız yapım eki olan i vardı. Saat 8 olmadan çocukları uyandırmalısın. Şimdi buradaki ı ayetteki anlamı katmış mı? Onun çocukları anlamı var mı? Yok. O halde onun çocukları anlamı olmadığına göre bu hal ekidir. Buna hal eki dedim. Devam edelim. Dolabı o kadar sert kapattın ki uyandım. Buradaki ı'da ayetteki anlamı var mı? Yok. Onun dolabı anlamı yok. Bu filmi daha önce de seyretmiştim. Bu filmi, onun filmi anlamı var mı? Yok. Bunların hepsi ne o zaman? Haleki, haleki. Onun gözleri ağlamaklı bir hal almıştı diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Onun gözleri anlamı olduğuna göre bu iyelik ekidir. Bakın iyelik eki. İnsanı uygarlaştırmak için insanı, onun insan anlamı var mı? Yok. O halde bu da hal eki. Evet. Bakın aslında ne kadar her şey kolay. Sorumuzu da bu şekilde çözdük. Dil bilgisini anlamanın en iyi yolu soru çözmek. Bol bol soru çözelim.